Sayfalarımız için de isimlendirilmiş herhangi bir nesneye de stil uygulayabiliyoruz. Örneğin sayfamızın içindeki, yukarıdaki, içinde başlığın bulunduğu divi işaretleyip buna bir isim verebiliriz. Herhangi bir nesneye isim verirken Türkçe karakter kullanmamaya, özel karakterler kullanmamaya dikkat ediyoruz. Ben bu div'e baslık ismini verdim. Şimdi buna uygun bir stil oluşturacağım. Bu isimlendirilmiş bir nesne artık. Bu isimlendirilmiş nesne seçiliyken deneme yurt içerisinde Styles penceresinden, CSS Styles penceresinden artı butonuna bastığınızda Dreamweaver bunun isimlendirilmiş bir nesne olduğunu biliyor ve ismini otomatik olarak buraya yazıyor. Yukarıdan da seçilen alandan da stil türü alanından da ID'yi seçiyor. Bu bir avantaj, bize hız sağlıyor. Daha önce biz stil dosyası oluşturduğumuz için sitemizde stil dosyası otomatik olarak geliyor karşımıza. OK butonuna basıyorum. Şimdi ben yukarıdaki o alanın görüntüsünü ayarlayacağım. O alanın içindeki yazının fontunun boyutunu, fontunun rengini ayarlıyorum. Apply butonuna bastığımda bu yapmış olduğumuz ayarlamalar başlık isimli isimlendirilmiş nesneye otomatik olarak uygulanıyorlar. Arka plan rengi de olsun. Yazı sol tarafa çok yakın gördüğünüz gibi. Altı da çok yakın. Bunun boşluğu ile ilgili biraz ayarlama yapmak istiyorum. Bunun için Box'tan ayarlanıyorum. Box, kutu modeli dediğimiz özelliklerin ayarlanmasına yardımcı olan bir CSS seçicisi. Şimdi Box'ı seçtikten sonra ben bu nesnenin yazının bunu çerçeveleyen div ile arasındaki boşluğu ayarlamak istiyorum. Biz buna padding adını veriyoruz. Padding ya da yastık boşluğu, yastıklama bizim nesne içindeki varlıklarla nesne duvarları arasındaki uzaklığı ayarladığımız seçenek. Padding'de same for all'u kaldırıp her bir alan için ayrı bir değer verebilirim. Üstten, sağdan, alttan ve soldan. Ya da same for all dersem üste girdiğim değer aynı anda tüm bölümlere etki eder. Ben aynı olmasını istemiyorum. Soldan 15 piksel, alttan 15 piksel bir girintisi olmasını istiyorum. Bakın yapmış olduğumuz bu girinti ayarı sayfa üzerinde otomatik olarak gözüküyor. Bunu biraz daha azaltabiliriz. Pardon. Evet. OK butonuna basarak bu stili başlık isimli bu alana uygulamış olduk. Sayfamızı son haliyle kaydediyorum. F12'ye bastığımızda stil dosyamızı kaydedip etmek istemediğimizi de soracak. Evet diyerek tarayıcı içerisinde yapmış olduğumuz bu tasarımı görüntüleyebiliyoruz. Benzer şekilde menü içinde bir stil oluşturabiliriz. Alttaki menü alanını işaretliyorum. Buna isim olarak menü veriyorum. Herhangi bir nesneyi isimlendirirken o nesnenin sayfa içerisinde tekil olması gerektiğini unutmayın. Yani herhangi bir nesneye ID değeri veriyorsak o nesne sayfa içinde mutlaka tekil olmalı. Bu nesneye menü ismini verdim. Artıya basıyorum. Menü nesnesi olduğunu kendisi otomatik olarak algıladı Dreamweaver. OK butonuna basıyorum. Bununla yine ayarlamalarını yapacağız. Karakter boyutu, renk gibi ayarlamalar olabilir. Arka plan rengi. Bu tablodaki renklerin dışında isterseniz renklerden mesela şu gri seçebiliriz. Apply butonuna bastım. Box modelinden sol taraftaki boşluğunu ayarlayacağım. Üst taraf için sol tarafa 15 vermiştik. Alttan da daha az bir boşluk. 3. Üstten de 3 boşluk. Şu anda varsayılan değerden çok farklı olmayacaktır ama OK butonuna basarak bu alanında vermiş olduğumuz stille otomatik olarak stillenmesini sağlamış olduk. Yine F12'ye bastığımızda hem sayfanın hem de stil dosyasının kaydedilip edilmesini istemediğimizi soran bir pencereyle karşılaşacağız. Gördüğünüz gibi az önceki o natürel görüntüden birkaç stil tanımıyla ve sayfa içerisinde birkaç özellik tanımlamasıyla hızlıca bu
görünüme ulaştık. Sayfa içine koda bakarsak eğer, başlık alanı işaretleyip koda bakarsak, Dreamweaver işaretlediğiniz alanı, design bölümünde işaretlediğiniz alanı kodda da, split'te de işaretleyecektir. Karşınıza başlığın içinde bulunduğu div çıkacak. Bu div bizim daha önce sayfayı tasarlarken, daha önceki tasarımlarda eklenmiş bir div. Biz ismini verdik bu örnekte sadece. Verdiğimiz isim ID özelliğinin içinde gözüküyor bakın. Sayfanın stillerinin tanımlarının da içine alındığı alan sayfanın kafa bölümünde, head bölümünde bakın. Şurada görmüş olduğunuz link satırıyla ifade ediliyor. Bu sayfanın şu andaki görünümü bu stil dosyasının varlığıyla söz konusu. Eğer ben bu stil dosyasını silersem bağlantısını ve tekrar dizayna geçersem gördüğünüz gibi görsel olarak sayfanın ilk natural halinin geri geldiğini görebilirsiniz. Tekrar geri alıyorum ve dizayn görünümüne geri dönüyorum. Evet, sayfayı son haliyle kaydediyorum. Ve tekrar F12 ile tarayıcıda ön izlediğimizde sayfanın son halinin yine stil uygulanmış olarak karşımıza çıktığını görebilirsiniz.